Diyelim kutup yıldızına gitmek istiyorsunuz, yani bedeninizde. Yüzyılın bu döneminde çok güzel olduğunu duymuştum. Kutup yıldızı, dünyadan 6 katrilyon 437 trilyar 376 trilyon kilometre uzaktadır ve evrende geçerli olan hız sınırı da ışık hızıdır. Ne yazık ki bu hıza yakın seyahat edebilen uzay gemilerimiz yok. Olsaydı bile kutup yıldızına ulaşmak 400 yıldan fazla sürerdi. Peki ya uzayda seyahat etmek yerine, gitmek istediğimiz yere gidebilmek için uzayı etrafımızda hareket ettirebilseydik ve bu seyahat 400 yıl yerine mesela 4 ay kadar sürseydi nasıl olurdu acaba? Kulağa bilim kurgu gibi geliyor değil mi? Peki NASA'nın uzayı etrafımızda bükerek ışık hızını aşmamızı sağlayacak Alcubierre uzay motorunun geliştirilmesine yatırım yapmaya başladığını biliyor muydunuz? Bu sayede kimseye yakalanmadan evrendeki hız sınırını ihlal edebiliriz çünkü bunu başarırsak uzayı kendi etrafımızda bükmüş olacağız. Böyle bir yayın bu şekilde açıldığında Dünya ile kutup yıldızı arasındaki uzaklığı temsil ettiğini düşünelim. Ne kadar da uzun bir yol değil mi? Ama eğer arkamızda bıraktığımız uzayı genişletip önümüzdeki uzayı sıkıştırabilirsek çok fazla hareket etmeden kutup yıldızına ulaşabilirdik, öyle değil mi? Alcubierre uzay motorunun da işte bu şekilde çalışması planlanıyor. Önünüzde kalan uzayı mümkün olduğu kadar sıkıştırıp arkanızda kalan uzayı da mümkün olduğu kadar genişleterek geminizde seyahat etmenizi sağlayan sabit bir baloncuk elde etmeyi hedefliyoruz. Bu baloncuktaki uzay bükülmediği için de zamanı her zamanki gibi deneyimleyebileceğiz. Bu durum geminizin ışık hızına yakın bir hızda seyahat etmesinden farklıdır. Çünkü o zaman zamanı çok daha yavaş olarak deneyimlersiniz. Uzayı genişletmek ya da sıkıştırmak her ne kadar kulağa garip gelse de evrenin büyük patlamadan bu yana genişlemekte olduğunu ve bunu ışık hızının da büyük bir hızla yaptığını biliyoruz. Bilim insanları der ki evren 14 milyar yıl önce büyük patlamayla tek bir noktadan başladı. Eğer her yöne doğru ışık hızından hızlı bir hızda genişlediğini düşünürsek evren bugün 14 milyar ışık yılı genişliğinde olurdu, öyle değil mi? Ama astronomlar evrenin genişliğinin bunun 3 katından bile büyük olduğunu hesapladıkları için evren ışık hızından da büyük bir hızla genişliyor olmalı. Bu da evrenin hız sınırının sadece uzayda seyahat eden cisimler için geçerli olduğu anlamına geliyor. Uzay istediği hızla genişleyip sıkışabilir. Eğer uzayı yeteri kadar hızlı bir şekilde genişletip sıkıştırabilirsek, ışık hızından daha hızlı seyahat edebilmemiz teorik olarak mümkün. Peki sizce uzayı bu şekilde bükmenin yolu nedir? Evet arkadaşlar, kütle. Einstein'ın meşhur denklemini hatırlıyor musunuz? Enerji, kütle çarpı ışık hızının karesine eşittir. Bu da kütleyi farklı bir enerji formu haline getiriyor. Einstein buna ek olarak çok fazla enerji ya da kütlenin uzayı daralttığını da keşfetmiştir. Işık hızından hızlı bir uzay motoru inşa edebilmek için gerekli daralmayı elde edebilmek adına çok fazla miktarda, mesela Jüpiter'in kütlesi kadar fazla bir kütleye ihtiyacımız var. Bu işin kolay kısmı. Daha zor olan ise arkamızda bulunan uzayı nasıl genişletebileceğimiz. Bunun için ihtiyacımız olan şey ise son derece garip bir şey olan negatif kütledir. Mesela negatif kütleye sahip bir elma, her şeyden hafif olduğu için yer çekimi tarafından itilir ve Isaac Newton'un kafası yerine gökyüzüne doğru ilerler, yani yukarı düşer. İttirdiğinizde de size doğru hızlanır. Bu hiç iyi bir fikir değil. Bu noktada uzayı bükmek zaten yeteri kadar garip bir şeydi. Bu negatif kütle de nereden çıktı diye düşünüyor olabilirsiniz. Peki ya size negatif kütlenin de teknik olarak mümkün olduğunu söylesem? Fizikçilerin kuantum alan teorisi olarak adlandırdıkları ve milyarlarca insan için sihirden başka bir şey olmayan bu teoriye göre iki tane iletken metal plakayı kapalı ve boş bir ortamda birbirlerine çok ama çok yakın olarak tutarsanız negatif kütle elde edebilirsiniz. Evrende izafi parçacıklar kendiliğinden ve tutarlı bir şekilde ortaya çıkar, birbirine çarpar ve kaybolurlar. Ortaya çıkan ve kaybolan parçacıkların sayısı tüm uzay içerisinde aynıdır. Bu tüm uzay içerisindeki enerji ve kütlenin de aynı olduğu anlamına gelir. Ama iki plakayı yeterli derecede yaklaştırırsak, belirli bir enerji düzeyindeki parçacıklar için filtre görevi görecekleri için aralarındaki uzayda ortaya çıkacak ve kaybolacak parçacıkların sayısı azalacaktır. Bu da iki plaka arasındaki uzaydaki enerji ve kütlenin normal uzaydakinden daha az olması, yani negatif kütle demektir. Bu negatif kütleyi uzay gemisinin arkasına atmak diye bir şeyden bahsedemeyiz elbette. Buna ek olarak plakaların pozitif kütlesi negatif kütleden çok ama çok daha büyük olduğu için faydalı olabilecek bir etkiden bahsetmek ne yazık ki mümkün değildir. Yine de negatif kütle parçalarının varlığından söz edebiliriz. Hatta bu parçalara egzotik madde adı veriliyor. Egzotik meyve gibi bir şey. Uzayda salınıyor olsalar bile yerçekimi tarafından itildiğinden bize uzak ve bulunması son derece zor olacaktır. Tüm bunların yanında ışık hızından hızlı motorlara sahip uzay gemimize binip kutup yıldızına doğru yolculuğa çıkamamamız için başka sebepler de yok değil. Bu hızlı motoru çalıştır kadar çok pozitif ve negatif kütle toplasanız da gemiyi kullanmanız baloncuk dışı ile iletişim kuramayacağınız için neredeyse imkansız olacaktır. Kutup yıldızına ulaşsanız bile baloncuğunuz yolculuk sırasında bir sürü ışık ve toz toplayacak ve baloncuğun bir kenarında toplanan bu uzay çöpleri yüksek miktarda enerji birikmesine sebep olacaktır. Ve uzayı eski haline döndürüp yere ineceğinizde bu enerji indiğiniz yerdeki tüm canlıları yok edecek kadar yüksek bir enerji olacaktır.
Bu yüzden de NASA'nın şu anda yapmakta olduğu yatırım tüm bunların mümkün olup olmadığını görmek için ufacık motorlar üretmeye çalışmaktan başka bir şey değil. Eğer mümkünse de bunu kullanabilmek için neredeyse 100 yıl daha beklememiz gerekiyor. Umarım o günleri de görebiliriz. İşte o gün geldiğinde eğer gerçekten kutup yıldızına gitmek istiyorsanız bir uzaylı gemisinde otostop çekmeniz yeterli olacaktır diye düşünüyorum.